Evet, Tekirdağlı hemşerilerimiz, kıymetli Muratlılı hemşerilerimiz, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Şu anda Muratlı Devlet Hastanemizin bahçesindeyiz. Çok yakında burada Muratlı Devlet Hastanemizin ön bahçesinde Muratlı Devlet Hastanesi'ne yakışır bir peyzaj düzenlemesi gerçekleştireceğiz. Tabii bu peyzaj düzenlemesiyle alakalı projeler hazırlandı. Bizler de cuma gününden itibaren Allah kısmet ederse burada hamlelerimizi yapacağız. Yerinde izleyelim dedik. Neler yapılacak? Projeyi bir yerinde bir bakalım dedik ve projeyi çalışırken çok enteresan bir şeyle karşılaştık. Evet, şu arkamda görmüş olduğunuz bir direk. Muhteşem bir direk. Bu direk ve bu direğin alanı maalesef diyorum. Çünkü bu direk bir aslında bayrak direği. Burada olması gereken şey bir Türk bayrağının dalgalanması. Peki dalgalanıyor mu? Dalgalanmıyor. Vatandaşlar da soruyor. Nasıl oluyor da devlet hastanesinin bahçesindeki bu direk Türk bayrağı yok ve dalgalanmıyor? Tabii haliyle devlet hastanesine mal ediyorlar anladığım kadarıyla ya da Sağlık Bakanlığı. Peki Ali abi soruyorum. Bu direğin sahibi kim? Bu direğin sahibi Muratlı Belediyesi. Yüksek sesle söyler misiniz? Bu direğin sahibi Muratlı Belediyesi. Muratlı Belediyesi tarafından dikilmiş bir direk. Bayrak da asması da onun sorumluluğu. Onun sorumluluğu. Evet. Peki. Evet değerli Muratlılı hemşerilerimiz. Bayrağa saygı nerede? Atatürk'e saygı nerede? Şimdi bu bayrak direği yıllardır burada duruyor. Buraya bayrak asmaktan aciz bir belediyemiz var. Ben bunu soruyorum şimdi. Peki bu bayrağı asamıyorsunuz. O zaman size bir teklifimiz var. Biz bunu Ali Başkanımızla görüştük. Çok güzel bir teklif. Bu teklifin içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı da dahil ediyoruz. Nedir o? Hatırlarsanız değerli hemşerilerim, Çorlu'da bir büyük bir park var. Çorlu'daki bu büyük parkın içerisine yaşlı bir teyzemiz gelmiş ve ne demişti? Bir bayrak istiyoruz. Buraya bir bayrak dikin demişti. Biz de Büyükşehir Belediyesi'ne seslenmiştik. Bu yaşlı teyzemizin dileğini yerine gerçekleştirin. Yerine getirin. Buraya bir tane bayrak dikin. Eğer bayrak dikemezseniz bırakın müsaade edin biz bayrak dikelim. Bakın size bir teklifimiz var. Madem Muratlı'da Muratlı Devlet Hastanesi'nin bahçesinde bir bayrak direği var ama üstünde bayrak yok ve bu sorumluluk Muratlı Belediyesi'nin, gelin Muratlı Belediyesi'nin sorumluluğundaki bu bayrak direğini buradan alıp sökelim. Büyükşehir bunu gelip buradan alsın söksün. Çorlu'daki bayrak direği dahi olmayan o parka bu direği diksin. Bu direk burada heder olmasın. Yani belediye başkanımız buraya bayrak dikemeyecek, bayrak asamayacak belli. Büyük bir bayrağa ihtiyacı var burada. Muhtemelen pahalı diye, bütçe yok diye asamıyorsunuz. Başka türlü bir şey aklımıza gelmiyor. Bu bayrak direğini Büyükşehir Belediye Başkanlığı buradan almalı. Çorlu'daki büyük parka o yaşlı teyzemizin burada bir bayrak ve bayrak direği, bir bayrak olmalı dediği alana dikilmeli. Biz buradan önerimizi ilçe başkanımızla birlikte, Ali Atılgan'la birlikte buradan sunmuş olalım. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız, Muratlı Belediye Başkanımız ile bu konuyu görüşürler. Bari Çorlu'ya güzel bir bayrak ve bayrak direği kazandırmış oluruz. Muratlı'daki dedikoduları da kapamış oluruz diyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Demin kan kırmızı, ay yıldızı an. O mübarek bayrak, işte bu bayrak. O mübarek bayrak.